İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Ermeniler kültürlerini korumakta sorunlar yaşıyor. Batı Ermenistan'dan geçen Azerbaycan Tanap doğal gaz boru hattı Yunanistan'a ulaştı. Çavuşoğlu, Ermeni-Türk ilişkileri Karabağ sorunu çözülmeden normalleşmeyecek. Kamışlı'da Suriye ve Rusya'dan güçlü tepki. Bir Türk İHA vuruldu. Batı Ermenistanlı 84 yaşındaki bir Ermeni kadın aile mirasını geri kazanmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmak istiyor. Ermenistan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği'nin yıl yıldönümü vesilesiyle bir sergi ve şiir etkinliği düzenlendi. Batı Ermenistan'ın Norik hüyükteki Uğday taneleri 4.500 yıllık çıktı. Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeniler ulusal kültürü koruma ve yayma problemi yaşıyor. Muş Ermeni Toplumu Başkanı Hayrettin Aslan Ermenice dilin önemini vurgulamaktadır. Türkçe adı olmasına rağmen köken olarak safkan bir Ermenidir. Muş'ta doğdu, çocukluğundan beri her gün Ermeni olduğu hatırlatıldı. Sıcak aile akşamlarında anneannesi vatan hasretini anlatarak kim olduklarını asla unutmamalarını istedi. Kan çağrısı ve büyük annesinin coşkusu Hayrettin Aslan'ı ana vatana güçlü bağlarla bağladı. Batı Ermenistan'da yaşayan vatandaşlarımız atalarının topraklarından asla kopmadı. Kesin olarak bugün Muş'ta kaç Ermeni yaşadığı söylenemez. Yerel Ermeniler hakkındaki nüfus sayımı tarihle beraber kül oldu. Ancak her köyde Ermenilerin yaşadığı kesindir. Birçoğu Batı Ermenistan'ı terk edip Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşamaya başladı. Orada yaşayan Ermeniler, Kürtler gibi konuşuyorlar. Darunmuş Vatandaşlar Birliği'ni henüz kurmadığımız son zamana kadar herkes Kürt olduklarını söylerdi. Çünkü Kürtler arasında yaşıyor ve Kürtçe konuşuyorlardı. Geçmişte Kürtlerle birlikte yaşayan Ermeniler Ermeni olduklarını söylemezlerdi. Darunmuş Vatandaşlar Birliği'nin kurulmasından ve Ermeni koruma faaliyetimizden sonra yüksek sesle Ermeni olduklarını söyleyebiliyorlar. Batı Ermenistan'a birçok grup geliyor. Muş'a geldiklerinde ilk önce bizim birliğimizin kulübünü ziyaret ediyorlar. Ne gibi problemlerimizin olduğunu sorduklarında dil probleminden bahsediyoruz. Umut verici sözler edilmesine rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Dil sorunu çözülürse ona bağlı diğer sorunların da çözüleceğini düşünüyorum. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Karin İşgal altında bulunan Batı Ermenistan topraklarından Avrupa'ya ihraç edilmek üzere inşa edilen Azerbaycan doğal gaz boru hattının Yunanistan sınırına ulaştığı ifade edildi. Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada 30 Kasım'da Trans Anadolu Gaz Boru Hattı TANAP'ın Asya bölümünün açılış töreni Türkiye'nin batısında İpsala'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil olmak üzere 7 ülkenin temsilciler de TANAP'ın Avrupa ulaşımıyla ilgili törene katılacaklar. Azerbaycan'ın Şah Deniz Maden alanından çıkan Gaz Gürcistan ve Batı Ermenistan üzerinden Avrupa'ya gönderilecek. 1850 kilometre uzunluğundaki bu proje dünyanın en büyük doğalgaz boru hattı projesinden biridir ve kısmen Marmara Denizi üzerinden Türkiye ve Batı Ermenistan'ın yaklaşık 20 ilinden geçecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Garupayla'nın Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı tarafından Ermenistan Cumhuriyeti'nin ön koşulsuz ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu söylediği sorusuna cevap verdi. Türk Milliyet Gazetesi'nin aktardığına göre Mevlüt Çavuşoğlu 2015 yılında Ermeni-Türk ilişkilerini düzenleyen protokollerin dondurulmasını ve 2018'de parlamentodan geri çekmesini hatırlatarak uzlaşma masasından Ermenistan Cumhuriyeti'nin ayrıldığına ısrar etti. Çavuşoğlu daha sonra Türkiye'nin 1993'te Ermenistan Cumhuriyeti'nin Karabağ'daki saldırgan eylemleri nedeniyle sınırı kapattığını, böylece Türkiye'nin ancak Karabağ sorunu çözüldüğü takdirde sınır açılacağını hatırlattı. Ruslar ABD NATO hava hareketlerini kontrol etmek için Türkiye sınırında 3. askeri üssü inşa ettikleri için Türkiye sürekli olarak karşı adımlar atmaya devam ediyor. Türkler Perşembe günü ilk kez askeri üssün yakın bölgelerini kasten vurdular. Rus Suriye tarafından hala bir cevap gelmedi. Şu ana kadar herhangi bir zarar hakkında da bildirim yapılmadı. Ateşkese rağmen Türkiye Suriye'nin kuzey bölgelerine saldırmaya devam ediyor. Ankara Suriye Kürtlerini Kürdistan İşçi Partisi PKK'nın müttefiki olarak görüyor ve sınırlarına yaklaşmalarını engellemeye çalışıyor. Aynı zamanda Suriye ordusu 28 Kasım Perşembe günü bir Türk askeri insansız hava aracını Hasaka Eyaleti'nin Kamışlı semalarında uçarken imha etti. Ermeni Haber IM ajansının bildirdiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı tek başına yaşayan 84 yaşındaki Araksi Demircan annesine ve büyük annesine ait taşınmaz mülkün geri kazanılması umuduyla Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı umuyor. Araksi Osmanlıca ve Arapça çevrilmiş belgelerini dolapta sakladığını bildirdi. Araksi Demircan'ın annesi Mariam Haçık Demircan mülkiyet tapularını Doğu Ermenistan'a getirdi ve hayatı boyunca bunun hakkında konuştu. Ancak kızı Araksi bu belgeleri ancak annesinin ölümünden sonra eşyaların arasında bulabildi. Batı Ermenistan'ın Harbert kentinde Ermeni erkekleri katledilirken Araksi'nin büyük annesi Marta üç kızı ile Halep'e kaçar. Halep'teki resmi makamlara mülkü geri almak için başvurur ancak başarılı olamaz. Bu belgelere göre Mariam Türkiye'de 8.300 lira değerindeki mülke sahipti. Marta ise 9.700 liralık mülke. Araksi Demircan bu belgeleri çevirdi ve yıllarca bir takım kurumlara başvurdu, ancak hiçbir sonuca varamadı. Avukatlarla konuşmak için Türkiye'ye bile gitti ama boşuna. Bu kez Araksi Başbakan Nikol Paşinyan'ın desteğini bekliyor ve ailesinin mirasını geri kazanmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmak istiyor. Ermenistan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği'nin 85. yıl dönümü vesilesiyle 29 Kasım'da birlikte klasik ve çağdaş yazarların bireysel ve grup fotoğraflarını içeren bir sergi açıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanı Edvard Militonyan, Armen Press ile gerçekleştirdiği röportajda 85 yıl boyunca birlik üyelerinin çok sayıda etkinliğe katıldığını, farklı yerleri ziyaret ettiğini ve aynı zamanda sergide sunulan grup fotoğraflarıyla hatıralarını ölümsüzlükleştirdiklerini ifade etti. Militonyan, yazarlar birliğinin önemli rolü hakkında konuşurken birçok işlevi yerine getirdiğini belirtti. Biz, Edebiyat Gazetesi Gragantert aracılığıyla yetenekli olanları keşfediyoruz ve Gratert aracılığıyla genç yaratıcılara bir platform sağlıyoruz. O çeviri literatürünün gelişimini, uluslararası platformlarda yer almasını, çeşitli kuruluşlar ve diğer ülkelerin yazarlar birliğiyle çalışmasını, okurlarla toplantıların düzenlenmesini önemli bulmaktadır. Batı Ermenistan'ın Bingöl şehri Solhan ilçesinin Murat köyünde yapımı süren Kalehan 2 barajı nedeniyle sular altında kalacak alanda yürütülen kurtarma kazısında gün yüzüne çıkarılan buğdayların 4500 yıllık olduğu tespit edildi. 158 kişilik ekip tarafından yürütülen kazıda Ermenilerin atası Urartu ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda eserin yanı sıra bir çömlek içinde bulunan ve uzmanlarca topraktan ayrıştırıldıktan sonra laboratorda incelenen buğday tanelerinin 4500 yıllık olduğu ortaya çıktı. Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Abdülkadir Özdemir yaptığı açıklamada Norik Höyük'teki kurtarma kazılarında Urartu döneminden kaldığını düşündükleri buğdayların yaşlandırma işleminin tamamlandığını söyledi. Kazılar sırasında demir ve tunç çağlarına ait depo yapılarının içindeki çanak ve çömleklerin içinde bulunan karbonize olmuş hububat kalıntılarının Tubitak Marmara Araştırma Merkezi laboratuvarına gönderildiğini anımsatan Özdemir şöyle devam etti: Karbon 14 metodu ile yaşlandırılması yapılmış ve tohumların en erkeni milattan önce 2500 yılına tarihlendirilmiştir. Höyükte en üstten aşağıya doğru Bizans, Orta Demir, Erken Demir ve Erken Tunç çağlarına ait dört farklı kültür katmanı gün yüzüne çıkarıldı. Daha çok yerel özellikler barındıran yerleşim alanı Batı Ermenistan arkeolojisi açısından pek de bilinmeyen buluntuları ile ön plana çıkmaktadır. Özdemir, buğday tanelerinin Murat Norik 2 Höyük Kurtarma kazısı sırasında demir çağına ait mimari yapının içerisinde tek kutlu çömlekte bulunduğunu belirterek şunları kaydetti. Böylelikle günümüze en yakın olan Bizans, Orta Demir, Urartu Krallığı ve en eski erken Tunç çağına ait formunu çok iyi korumuş şekilde günümüze kadar gelmiş en erkeni 4500 yıllık hububat kalıntılarının kesin yaş tarihlenmesi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları Norik Hüyük'ün milattan önce 2500'lere tarihlenen buğday tanelerinin Bingöl'de en erken tarımın yapıldığı yerleşim yeri olduğunu kanıtlamıştır. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan diğer eserlerin analiz çalışmaları da sürmektedir. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Karin adlı folk top toplumundan Bana Zıknoş adlı eseri sunuyoruz. tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.